Aşkım, canım. Kaç ay oldu görüşmeyeli ya, ha? Volkan Bey, Murat Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Murat Cemcir, nasılsın? İyi, hamdolsun. Nasıl yapıyoruz? Önce görüntü mü alalım yoksa direkt röportaja mı geçelim? Işık kaçmadan diyorum, röportajı alalım değil mi Murat Bey? Tabii tabii. Işık kaçmazsa dağda bayırda gezdireceğiz seni. Görüntünü alacağız. Benzemiyor hiç. Allah'tan girmişim bu yudum yudum Anadolu işine. Yoksa nasıl keşfedebilirdim Anadolu'mu? Bak sana bazı resimler göstereyim. Tablo gibi Anadolu. Güneş böyle mi batar ya? Bakar mısın? Güneş böyle mi doğar? Mavi ile kırmızının dansı sanki. Böyle ne yapacaksın biliyor musun? Alacaksın kız arkadaşını, dolayacaksın kolunu boynuna. Uzanacaksın çayıra, manzarayı seyredeceksin. Başka da bir şey yapmayacaksın. Yapma zaten ya. Hem soğuktur hem de oralar biraz muhafazakar ya. Adamı bir döverler, pir döverler. Seni düşündüğüm için söylüyorum. Sonuçta hak kahramanısın. Tamam, biz de hemen gidelim yapalım demiyoruz. Misal yani. Ama Anadolu insanı insan sarrafıdır. Seni bir kere sevdiler mi, kabul ettiler mi? 40 yıllık dostları, kardeşleri olursun. Öyle değil, öyle değil. Anadolu insanı çok delikanlıdır ya. Yalnız sen kızı arayacaksın, dağa bayır götüreceksin. Güneş batıyor ayağına, kızı elense çekeceksin. Yemezler aga, yedirmezler aga. Neresi burası? Çok güzelmiş burası. Anadolu aşkım. Ayrıca neresi olduğunun benim için hiçbir ehemmiyeti yok. İster Trabzon, ister Giresun, ister Rize. Senin navigasyon bayağı iyiymiş ya. Acıyorum size bazen. Acıyorum size. Bu büyük şehirde yaşıyorsunuz. Trafik, felç, egzoz, curcuna, kaos, GDO, OGS, SGK, KDV, KGS. Boğuluyorsunuz, farkında değilsiniz. Bak. Artık röportaja konuşsak biraz. Tabii tabii. Aşkın sen istersen arabadan soruları getir, hemen bitsin. Biz bu arada Volkan Bey'le röportajın ayrıntılarını konuşalım. Tamam. Tamam. Bir dakika ya, bir dakika. Ne notu, ne soruları? Doğaç girişelim. Alışıyorum ben, sorun olmaz. Yok ya, bizim yapımcının istediği bazı standart sorular var. Onları kesin sormam lazım. Yoksa benim de doğaçlamam gayet iyidir. Mehmet! Hazır değil miyiz oğlum hala? Gidiyor, gidiyor. Güneş gidiyor. 2 dakika hazır abi. Yerlerimize geçsek artık. Bir dakika, hemen geçmek olmaz. Nerede benim öpücüğüm? Ne? Öpücük mü? Ya Muratçığım, biz beraber çalışırken aşkın her çekimden önce bana bir öpücük verirdi. Şans için. Ağızdan mı? Kardeş, biz belgesel çekiyoruz. Sen bizi yanlış anladın galiba. Ha? Bakışlar burada. Hop, hop, hop. Beni ilgilendirmez. Öpücük yoksa röportaj da yok. Uğur mu benim? Volkan Bey, yani ekibin önünde... Bana ne, bana ne? Bekliyorum. Tamam. Başlayalım o zaman. Motor! Motor, motor. Pek çoğumuz onu Dağtepe gezmeleriyle ve gezdiği yerlerde keşfettiği yerel lezzetlerle tanıdık. Kendisi bir gezgin, bir araştırmacı, bir kültür uzmanı ve aynı zamanda sunucu. Bu haftaki mesleklerimizden bir tanesi de belki de en önemlisi olan sunuculuk. Sunucumuzsa ve karşınızda Volkan Atçıl. Öyle başlıyor değil mi program? Tam olarak şöyle. Ve karşınızda diyorsun, sonra küçük bir es veriyorsun. Volkan Atçıl. Ve karşınızda... Volkan Atçıl. Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Muratçığım. İstanbul'a yeni geldiğinizi ve çekim için hemen geri döneceğinizi biliyorum. Çok yoğun çalışıyoruz Muratçığım. Anadolu tam bir arkeoloji cenneti. Neresini eşelesen içinden bambaşka zenginlikler çıkıyor. Anadolu'nun işte yemek kültürünü araştırıyorsunuz. Bir bakıma öyle. Tarih yazıcılığı bizimkisi. 50-60 yıldır yapılmayan yemeklerin tariflerine ulaşıyoruz. Artık yemek yapmayan anneanneler, babaanneler, nineler o eski tariflerini hatırlıyorlar ve o eşsiz lezzetleri yeniden kazanıyoruz. Tabii konumuz sunuculuk ama ben daha başka bir şey merak ediyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmak istiyorum. Anadolu'nun böyle her tarafını gezdiniz mi ekip olarak? Kar kış demeden Anadolu'yu karış karış gezdik Muratçığım. Sırf merakımdan soruyorum. Yemek tariflerini aldığınız teyzelerin tariflerinin ülke televizyonlarında telifsiz yayınlanacağını kabul ettiklerine dair bir evrak, bir yazı aldınız mı? Yani genelde anonim lezzetler olduğu için... Tamam, tamam, tamam. Kendi merakımdan soruyorum. Konumuz tabii sunuculuk olduğu için onunla ilgili konuşalım istiyorum böyle. Bildiğim kadarıyla bu programı 3 yıldır yapıyorsun. 200. bölüme geliyoruz Muratçığım.
Peki böyle ne bileyim sinema filmi, dizi film teklifleri falan geliyor mu? Bildiğim kadarıyla senin esas mesleğin oyunculuk. Geldi tabii ama insanın içine sinen bir işte olması bambaşka bir duygu. Yani tabii belgesel sunuculuğu yaptığın için oyunculuğu kullanacağın yerlerde oluyordur mutlaka. Ne bileyim mesela sana sunulan yemek hoşuna gitmedi. O zaman ne yapıyorsun? İğrenç bir şey geldi böyle önüne. Ne yapıyorsun yani? Anadolu o kadar zengin ki. İğrenç diyebileceğim hiçbir yemekle karşılaşmadım Murat'cığım. Ne diyebileceğim bir yemekle karşılaştın? Nasıl yani? Yani kayıt bitti, kamerayı kapattınız. İğrenç bulduğun yemeklerle ilgili bir jargon geliştirmişsinizdir. Tırt, nimet ama cort gibi. Yani... Sen yoksa kendin mi yiyorsun sadece ya? Ekibe yedirmiyor musun? Yok da... Murat Bey, ne yapıyorsunuz? İşimi yapıyorum başkalarım. Niye kestik kesmeseydik? Yok, hepsinin cevabı var da birden beklemediğim yerden sordu. Kontrpiyede kaldım. Murat Bey, şöyle bir gelir misiniz? Bir saniye. Yapma diyorum sana, yapma diyorum. Ya Allah Allah, bir şey yaptığım yok. Ben sadece halkımızın kafasında birikmiş sorulara tercüman oluyorum. Adamın üstüne gidiyorsun. Bu akşam ne yapıyorsun? Dersin var, sonra buluşalım mı? Derse gelin. Anlaştık. Pardon ya, çok özür dilerim gerçekten bak. Ben hani sen doğaçlamam iyi deyince böyle hani komedi çıkartırız diye daldım yani. Sen de zorlanıyorsan kestik desene ya. Allah Allah. Canlı yendi ki bu şaşkın. Tamam. Ne yapalım o zaman? Baştan alalım hadi. Hı hı.